Şey, fişler altta kaldığı için alamıyorum. Hemen yardım olur, şey yapar ya, yardım olur. Bence de siz çok iyi ha. Yazıcı alamadınız değil mi? Fişler altta ya. Tamam. Belki de yazıcınız da gitti. Daha yeni gelmiş. Ben bir tane söyleyeyim mi? Söyle. Ay, bir tık sabah sorusunu söyleyeyim. Evimizi başımıza yapalım. Adını satıyorsun abi. Herhalde. Evet, gece oldu. Saatleri 1-2 ve 2.30 arası. Tabii numaralar olmadığı için arayamadık, bilgi veremedik. Ama şu an yani elimizden gelen neyse yapılacak. Duvar yapılacak, yani elektrik katlısı elektriğini yapılacak. Elimizden gelen neyse onu yapılacak yani. Çıkmış, duvar tamam aşağı. Şöyle. Şuralar çatlamış. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kardelen Bayan kuaförünün sahibiyim. Nasıl fark ettiniz? Ne oldu? Vallahi dükkanları sabah açtık. Üst katta daha büyük hasar var. Ben de tesadüf girdim içeri. Şurada var. Kopma ama burayı görmemiştim. Buraya doğru yavaştığımda tuzlu bir baktım ki benim de buradaki duvar gelmiş. Beri doğru çökme yapmış. Yan taraftaki inşaat kepçeye vurunca orada bir bayağı bir çökme var. Üst katta da gördüğünüz gibi zaten büyük bir çökme vardı. O yüzden yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Müteahhitler geldi, konuştular. Gayet iyi niyetliler. Verdiğimiz zararı yerine getireceğiz dediler. Artık sağlık olsun diyoruz. Daha kötü can kaybı da olabilirdi. Allah'tan üst katta arkadaşımızın da öyle büyük bir kaybı yok. Ama duvarlar gitmiş yani. Evde deprem...